Merhaba arkadaşlar, ben Esra Hocam. Birinci sorumuzla başladığımızda hangisinde bu parçada boş bırakılan yerlerin hangisini aşağıdakilerden getirilemez demiş. Baktığımızda birinci boşluğa C'nin gelmesi gerekiyor olduğunu, ikinci boşluğa E şıkkının gelmesi gerekiyor, üçüncü boşluğa A şıkkının gelmesi gerekiyor, dördüncü boşluğa da D şıkkının gelmesi gerekiyor. B şıkkı hiçbir yere getirilemiyor arkadaşlar. Onun için cevabım B şıkkı. İkinci sorumda hangisinde ayrı işine verilenle uyuşmamaktadır demiş. Burada klasik demek arkadaşlar kalıcı anlamında değildir. Kalıcı demek değildir. Yaklaşım demek bakış biçimidir, bu doğru. Nesnel demek kişisel görüşlerden bağımsız. Evet, doğrultusuna derken yönünde, bu da doğru. Çağırıyor derken davet ediyor, bu da doğru. Onun için cevabım A şıkkı. Ve devam ettim. Üçüncü sorumuza bize demiş ki altı çizili sözde anlatılmak istenen hangisidir? Evet, altı çizili yerde bize demiş ki gözden kaçan resimde görünmeyen yerdir demiş. Şiirin nefes alışverişlerini aradığı yer. Yani kimse tarafından fark edilmeyen bir yerden bahsediyor bize burada. C şıkkında da yine fark edilmemiş, öne çıkmamış olmak şeklinde zaten direkt vermiş. Cevabım C şıkkı. Dördüncü sorumda görmek sözcüğünün aşağıdaki kullanımlarından hangisi bu anlamlardan herhangi biriyle ilişkili değildir demiş. Evet, ilk anlamak, kavramak B şıkkıyla uyuşuyor. İkincisine bir şeye erişmek D şıkkıyla. Üçüncüsüne bir işleme uğramak E şıkkıyla. Sahne olmak, geçirmek de C şıkkıyla ilişkilendiriliyor. A şıkkıyla ilişkilendirilen bir cevabımız yok. Onun için cevabım dördüncü soruda A şıkkı. Ve devam ettim. Ve işte bize demiş ki hangisi vurgulanmaktadır? 40 yıllık yolda yaprak kıpırdasa sen ta burada yüreğinin kökünde duyacaksın derken, yani başkalarının hissettiğini hissetmenden bahsediyor. B şıkkına da direkt başkalarının yaşadıklarıyla özdeşleşmek, burada da yine B şıkkıyla uyuşmaktadır, vurgulanmaktadır. Altıncı sorumda hangisi yapılan açıklamayla örtüşmemektedir demiş arkadaşlar. Dil değişik işlevlerle yüklü bir iletişim aracıdır. Dili oluşturan sözcükler anlam taşıyan ya da kullanım bağlamına göre anlam kazanan simgelerdir. Sözcüklerle kurulan tümceleri ise kabaca duygu yüklü ve bilgi yüklü diye iki kümede toplayabiliriz. Birinci kümede örneğin çocuğumu görünce dünyalar benim oldu. İkincide ne büyülü şey bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Üçte Tanrı aşkına vazgeç bu sevdadan gibi sevinç ve kıvanç, kızgınlık, ürperti türünden ruhsal coşku ve tepkileri açığa vuran ifadeler ikinci kümede. Dünya yuvarlaktır. İki yüzlü insanlar beni tiksindiriyor. Teyzem annemin kız kardeşleri gibi saf içeren cümleler yer almaktadır. Burada beşinci cümlede iki yüzlü insanlar beni tiksindiriyor. Teyzem annemin kız kardeşidir. Buna bilgi yüklü diyemeyiz arkadaşlar. Onun için cevabım E şıkkı. Altıncı soruma geçtim. Pardon, yedinci soruma. Sorulardan hangisi besin alerjisi sıklıkla cilt, mide, bağırsak ve solunum sisteminde meydana gelen kızarıklık, kaşıntı, şişlik gibi bulgularla kendini gösteriyor. Yargısıyla ilişkilidir demiş bize arkadaşlar. Aslında burada belirtilerini söylemiş. C'de de zaten besin alerjisinin en yaygın belirtileri nelerdir demiş. Cevabım C şıkkı. 8'de hangisi yoktur demiş ses olaylarından. Evet, ünsüz yumuşaması koltuğunda derken koltuktan yumuşamış. Ünsüz düşmesi küçücük derken küçükten arkadaşlar. Ünlü düşmesi kıvırmaktan kıvranmak. Ünlü daralması ağlamaktan ağlıyor şeklinde olmuş. Ünlü türemem yok. Cevabım D şıkkı. Ve geçtim 9. soruma. Hangisi yoktur demiş. Evet, A şıkkında ikinci çoğul şahıs eki demiş. Siz ayırın derken burada var. Birleşik sözcük tereyağı derken var. Belirtme durum eki soğanı derken var. Yaklaşma durum eki de tencereye derken burada var. İlgi durum ekimiz yok. Bu cümlelerden hangisi yoktur demiş. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Evet, belgisel sıfat herhangi bir insan derken var. Soru zarfı nasıl geçireceğini derken var. Niteleme sıfatı üstün insan derken var. Bağlaçta ise derken var. Edatımız yok arkadaşlar. Cevabım B şıkkı. 11. soruda hangisi fiilimsi değildir demiş.
Fit görünme derken M buradaki isim fiil. Artarken derken ken zarf fiil. Arayış derken ış buradaki isim fiil. Kaçınılmalı derken burada herhangi bir şekilde bir fiilimiz yok. Tartınmak derken mak yine isim fiildir. Cevabım D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Evet, ögelerine baktığımızda bu şekilde yüklem, şurada virgülden özlemiz ayrılıyor. Uzun süren sezonları boyunca dediğimizde zarf tümleci, kalan da dolarlı tümleç. Onun için birincisi doğru arkadaşlar. Yüklemi birleşik fiilen meydana gelmiştir demiş. Bahis etmek doğru. Öznesinin sıfat fiil grubuna yer verilmiştir demiş. Hemen bakalım. Karşılaştır derken dık var zaten şurada. Bu da doğru. Yer tamlayıcısı isim tamlamasından oluşmuştur demiş. Hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak birçok teknolojinin de örnekleri. Buradaki hayatın örnekleri derken evet isim tamlamasından oluşmuş. Bu da doğru. Zarf tümlecinde zarf fiil grubuna yer verilmiştir demiş arkadaşlar. Zarf fiil yoktur zarf tamlayıcısında. Onun için cevabım E şıkkı. 13'e baktım. Sırasıyla hangisi getirilmelidir demiş 13'te. Hastanın duyuşu, hastanın görüşü, hastanın düşünüşü, hastanın ızdırabı. Cümlem bitmemiş 3 nokta. Tüm bunlar hasta olmayanların asla bilemeyecekleri, virgül anlamayacakları sırlardır ve iki hasta kadar birbirine yakın hiç kimse yoktur. Adeta yeni bir ülke inşa ediliyor gibidir. İki noktamı koydum. Hastalar ülkesi noktamı koydum. Şuraya da noktalı virgül gelecek. Cevabım B şıkkı. 14'te hangisinin yazımı yanlıştır demiş. Davraz'da doğru. Göller yöresinde doğru. Sümbültepe mevkisine doğru. Spor severler doğru. Günübirlik derken burasının bitişik yazılması gerekir. Cevabım E şıkkı. 15'te hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir demiş. Evet, bütün şıklara virgül gelmesi gerekiyor ama dördüncü şıkka noktalı virgül gelmesi gerekiyor. Onun için cevabım D şıkkı. Hangisinde yazım yanlışı vardır demiş. İkinci şıkta felsefe öğretmeninin derken buradaki F'nin büyük yazılmaması gerekir. Cevabım B şıkkı. Ve 17'ye geçtim. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır demiş. Nazım Hikmet Eşen ve olayın korkunç bir röportajcısıydı. Eskişehir'e birçok yerden bağlı olduğu bu bağlılıktan korkmamıştır ve sonuçta şiirini çok yeni, çok zengin olanaklarla enine boyuna donatmıştır. Orhan Veli ise derken arkadaşlar burada Orhan Veli ile Nazım Hikmet'i ne yapmış? Karşılaştırmış. Onun için cevabım A şıkkı karşılaştırmadır. İkinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar demiş bize. Hemen bakalım. Deride gerçekleşen yanıklar sonucu yaşanan vücut fonksiyonlarındaki bozulmalar hayati tehlike yaratabiliyor. Bu nedenle yanıklara ilk yardım tedavisi uygulanması oldukça önemli. Deri vücudumuzun zırh gibi sarıp mikroorganizmalar, ultraviyole ışık, mekanik hasar gibi dış etkilerden koruyarak vücudun ısı düzenlenmesini sağlıyor. Burada şimdi yanıklardan bahsetmiş, burada deriye geçmiş arkadaşlar. Onun için üçüncü cümleden itibaren ikinci paragrafa ayrılabilir. Cevabım B şıkkı. Sonrasında 19. soruma geçtim. 19'da hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır demiş bize. Gazetelerde yaşanan olaylarla ilgili işlenen konular arasında alışık olmadığımız, duymadığımız bir takım mecazi sözlerle karşılaşıyoruz. Bu sözlerin bazısı Türkçe sözlüğe katılacak niteliktedir. Konunun bir cephesi de bu mecazlı kullanımlara uygun bir terim bulmaktadır. Burada mecazlı kullanımlardan uygun bir terim bulunmamasından bahsetmemiş arkadaşlar. Burada zaten üçüncü cümlenin çıkartılması gerekir. Cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturulması için hangileri yer değiştirilmelidir demiş bize. Bakalım saat gece tam 12'yi gösterdiğinde birinin hızlı hızlı ama hafifçe kapıyı tıklattığını duydu. Tam içeri girecekken yerde duran bir gazete ilişti gözüne. Ama kapıda kimse yoktu. Yarı uyur, yarı uyanık bir şekilde gidip kapıyı açtı. Şurada şimdi birinin hızlı hızlı ama hafifçe kapıyı tıklattığını duydu. Tıklatıyor. Daha sonra şu gelmesi gerekiyor. Yarı uyur, yarı uyanık bir şekilde gidip kapıyı açtı. Ama kapıda kimse yoktu. Kapıyı açtıktan sonra burası. Tam içeri girecekken gazeteyi görüyor. Onun için 2 ile 4'ün değişmesi gerekir. Cevabım C şıkkı.
21. soruma geldiğimde anlamlı bir bütün oluşturulduğunda hangisi baştan ikinci olur demiş. Evet, baktığımızda 2, 5, 1, 4 ve 3 şeklinde sıralanmalıdır. Bize hangisi baştan ikinci olur demiş. 21. sorumuz baştan ikinci olan 5 şıkkıdır. Yani E şıkkıdır. 22'de yine aynı şekilde bir soru. Kural cümle oluşturulduğunu hangisi baştan dördüncü olur demiş bu sefer. Evet, bu soruda da 1, 2, 4, 5, 6 ve 3 şeklinde sıralanıyor. Baştan dördüncü hangisi olur demiş. 5 olması gerekiyor. O da cevabımız D şıkkı. Evet, 23'e geçtiğimizde düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir demiş. Burada kitap okumanın öneminden bahsetmiş bize. Her ne zaman olursa olsun diyor, her zaman kitabı okuyun diyor. A şıkkında da diploma avcılığı sizi kitaplardan uzaklaştırır. Sadece işinize yarayacak kitapları okuyup diğer kitapları zaman kaybı olarak görür ve hedefinize ulaşır ulaşmaz kitap okumayı bırakırsınız. Bu şekilde devam ediyor. Onun için cevabım A şıkkı. 24'te yine düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir demiş. Eleştiriden bahsetmiş ve nesnel olmayacağından bahsediyor aslında. C şıkkında da yine 24'te insan hiçbir zaman kendisinin dışına çıkamaz, yani kendi görüşlerini ifade eder şeklinde devam etmesi gerekiyor. 25'te düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir demiş. Okuduğumuzda arkadaşlar roman bugün için tüketim nesnesidir demiş. Romandan bahsetmiş. Mali boyutu bir yana, ben bu yeni evreyi sözcüğün Yunanca anlamındaki parayla demiş eşleştiriyorum demiş. Bu şekilde devam ettirdiğimizde aslından farklı hale gelmiş durumu nesneyi ifade eder şeklinde arkadaşlar sadece 2 getiriliyor. Cevabım B şıkkı. 26'da hangisine ulaşılabilir demiş. Çocuklar duyguları mantıklı zihinleriyle yorumlayıp sorgulamaksızın yalnızca hisseder. Çocuğun kimi insanları kabul edip kimilerini reddetmesinin nedeni budur. Birine güvenmediklerini, bu insanın yansıttığı duyguları hissedebildikleri için kabul etmezler onu. Yani burada tamamen çocukların duyguları üzerinde durmuş arkadaşlar. Burada da B şıkkında duygusal bedenin bizi bir şeylerin yanlış olduğu noktasına uyaran bir alarm sistemi gibi çalışma özelliği vardır. Bakın, kötü hissettikleri anda demiş, onları kabul etmezler. B şıkkında bize açıklamış arkadaşlar. Onun için cevabım B şıkkı. 27'de hareketle hangisine ulaşılabilir demiş. Kaplumbağa ya da kurbağaların çirkin olduğunu mu düşünüyorsunuz? Görebilirseniz kurbağa güzeldir, çok güzel. Görebilirseniz bir kaplumbağa da güzeldir. Var olan her şey güzeldir. Ama da çirkin diye geçirirsiniz aklınızdan. Çünkü birileri sizin neyin çirkin, neyin güzel olduğuna inandırmıştır. Tıpkı neyin iyi, neyin kötü olduğuna inandırdıkları gibi şeklinde söylenmiş. Ya bunlar birileri tarafından öğretilirse o şekilde devam ettiğini söylüyor burada. Güzellik ile çirkinliğin öğretilmiş kavramlar olduğuna ulaşılabilir arkadaşlar. Cevabım D şıkkı. 28. sorumda bu parçada domuzun içine yer aldığı durum aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Burada aslında bir bencillik yapıyor domuz. Sadece kendini düşünüyor. Yani nankörlük yaptığını anlatıyor. Cevabımız A şıkkı. 29'a mı geçtim? Bu parçada söz edilen hikayeyle ilgili aşağıdaki atasözlerinden hangisi kullanılabilir demiş. Burada hikayeyi kaybettiğinden bahsediyor. Daha sonra bulduğunda arkadaşlar o eksikliklerini görüyor ve yeniden bir hikaye yazmaya başlıyor. Baktığımızda kör ölür, badem gözlü olur, yani kıymetli hale gelir şeklinde olması gerekiyor. Bu parçadan hangisine ulaşılabilir demiş. Yani anın yaşanması gerektiğini ve geleceğe her zaman düşünmemesi gerektiğinden bahsediyor. Burada da aşkına da şimdinin geleceğe tercih edilmesi insanı tecrübeden yoksun bıraktığını, yani yaşayamadığından bahsetmiş. Aşkına ulaşılabilir. Ve geldim 31. soruma. 31'de bize demiş ki bu parçada müzikle ilgili hangisinin gerekliliği vurgulanmaktadır? Her an müzikle yaşadığımız için ona ihtiyacımızın ne kadar fazla olduğunu tam olarak farkında değiliz. Müziği bir meslek olarak yapmaya başladığımız zaman çok ciddiye alıp en ince noktalarına kadar kendimize adamamız lazım ona. Kendimizi müziğin hizmetine sunmamız gerekli şeklinde müziğin öneminden arkadaşlar bahsetmiş. Yani müziği araç olarak değil bir amaç olarak yapılması gerektiği burada bize vurgulanıyor. Cevabım D şıkkı.
32'ye geldiğimde, 32'de bu parçada söz edilen müzeyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Miras ve mimariyi teşvik etmede uzun bir geçmişin varisi olan Fransız Anıtlar Müzesi'nin misyonu çağdaş ve tarihsel kapsamın bir parçası olarak mimari ve kentsel gelişim konusunda bilinç yaratmak, aktarmak ve öğretmek. Geçmişten günümüze kadar her türlü mimari unsura ev sahipliği yapan ve bunların bir araya gelmesi üzerine kurulan müze, ayrıca mimari yaratım gözlemevi bir arşiv merkezi. Avrupa'nın çağdaş mimarlığa adanmış en büyük kütüphanesi ve kültürel miras mimarları için bir eğitim merkezi. Müze her yıl hem genel halkı hem profesyonelleri hedefleyen bir program tasarlamaktadır. Bu programla bir müze kendini hem çok yönlü bir kültür merkezi hem de sürekli yenilenen düşüncelere, geçmişte, bugün ve kültürel miras ile mimari arasındaki dengeye adanmış bir paylaşım yeri olarak konumlandırmaktadır demiş. Baktığımızda arkadaşlar, yapılaşma konusunda insanlarda farkındalık oluşturmaya hedeflediği, evet, bundan bahsetmiş. Mimari öğelerin bir aradalığı temeli üzerine ortaya konduğunu, evet, sıradan insanlarla alanın uzmanlarına yönelik düzenli olarak program yaptığına, geleneksel dokuyla mimari arasında uyum sağlanmasını gayret ettiğine, teknik destek sağlamak için yerel makamlarla işbirliği içine çalışın. Burada herhangi bir şekilde bir yerel makamdan ya da işbirliğinden bahsetmemiş arkadaşlar paragrafta. Evet, 33'te bu parçaya göre Tanbürü Cemil Bey ile ilgili hangisi söylenemez demiş arkadaşlar. 30. sorumuza baktığımızda üstün bir kabiliyetin bulunduğuna zaten üstün herkese nasip olmayacak bir yetenek olduğundan bahsediyor. Küçük yaşlarda ün sahibi saldığının 15 yaşlarına itibaren olduğunu söylemiş 33'te. Sonrasında müziğin aktarımında köprü işlevi üstlendiğinden bahsetmiş. Eski müziğin sevilmesine rol oynadı. Bununla ilgili bir şey yok. Toplumsal değişime ayak uydurdu. Evet, bakın şurada da bundan da bahsetmiş. Cevabım D şıkkı. Bu parçada ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir demiş bize 34. sorumuzda. Biçimsel boyutlarını arkadaşlar zaten burada veriyor. Alabileceği kişi sayısına yine burada vermiş arkadaşlar. Kaç kişi olabileceğine, kullanım amaçlarını yine burada söylemiş, yapılan etkinlikleri söylemiş, inşa edildiği planı bundan bahsetmemiş. Evet, bu parçada söz edilen yönetmenle ilgili hangisine değinilmemiştir demiş. Şimdi 35'e bakalım. Sinemaya yaklaşımını belirleyen sanat dağına şu ilk yerde söylemiş. Sinema okullarına yönelik yaptığı eleştiriye demiş arkadaşlar. Eleştiri de yine aynı şekilde söylemiş. Sinema deneyiminde etkisi olan yönetmenlere bundan da bahsetmiş. Türk filmlerine minimalist bir yaklaşım getirilene böyle bir şeyden bahsetmemiş. 36'da bu parçada altı çizgide sözle anlatmak istenen nedir demiş arkadaşlar. Onun bir çeşit Avrupalı Amerikan yönetmeni olmasının temelinde de bu tecrübesi yatar. Yani sadece kendi ait olduğu kültüründe farklı bir şeylerde kattığından bahsediyor. B şıkkında da ait olduğu kültürden farklı bir sinema kimliği taşıdığı direkt zaten uyuşuyor. 37'de bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş. Burada eğer bir bilgiden eksiksek bu tamamen varlıkla ilgilidir arkadaşlar. Bundan bahsediyor. A şıkkında da sahip olduğumuz bilginin eksik ve yetersiz kalması ait olduğumuz varlık türü sebebiyledir. Buna ulaşılabilir. Hangisine söylenemez demiş arkadaşlar parçaya göre insanla ilgili. Belirsizlik içinde olduğunu şurada zaten söylüyor. Sınırlarla kuşatıldığı yine aynı şekilde. Gelecek endişesi taşıdığı arkadaşlar bununla da ilgiliyle söylemiş. Hayallerinden güç aldı. Burada hayallerle ilgili bir şeyden bahsetmemiş. Geleceğe tahminlerle hazırlandı. Bunu da yine bakın kanıtlanamayan varsayımlarla şeklinde söylemiş. Cevabım D şıkkı 38. Ve 39'da bu parçada söz edilen deneyin aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaya çalıştığı söylenebilir demiş. Burada aslında fiziğin bu mantıksızlığından bahsediyor. C şıkkında da kuantum fiziğinin olasılıklı doğasının mantıksızlığını kanıtlamaya çalıştığını direkt söyleyebiliriz. Cevap C şıkkı.
40. sorumuzda kuantum fiziği ile ilgili numaralanmış ifadelerden hangisi söylenemez demiş. Doğada belirlenemezliğin olduğu düşünülür. Bu doğru. Soyut yaklaşımlara karşı çıkılır. Bunu söyleyemeyiz. Doğayı tanımlamada ulaşıklılıklardan yararlanılır. Nedense açıklamalara ihtiyaç duyulmaz. Bir tek ikiyi söyleyemeyiz. Cevabım A şıkkı. Evet, bu haftaki denememiz bu şekilde arkadaşlar. Hepinize başarılar dilerim.